Masum Kırmızı Güle eşinden ayrıldıktan sonra bir paylaşım... Şova başladı. Evet yani biraz değişik değil mi bu paylaşımın tarihi? Keşke hiç görmedik çocuğunu bir zaman Masum'dan yani. Aileyle birlikteyken de çünkü tabii. Çünkü kız çocuğu alıp gitti. O eski videoyu paylaşıyor. Öyle mi diyorsun? Ha, öyle mi? Eski video mu? Zaten şu anda burada değiller ki. Ay bir dakika bir izleyelim. Tüh ya bomba kaçırdım. Eşi Ecebin Ay'dan boşanan Mahsun Kırmızıgül ayrılığın yaralarını kızı Lavin'le sarıyor. Şu anda da mantı yapıyoruz. Önce sıcak su döktük. Ünlü sanatçı velayeti annesinde kalan Lavin'le mutfağa girdi. Baba kızın eğlenceli videosu beğeni yağmuruna tutuldu. Sonra da içine mantıları koyuyoruz. Biraz da tuz ekledik şimdi. Mahsun Kırmızıgül kısa bir süre önce 6 yıllık eşi Ece Binay'dan tek celsede boşandı. Ayrılıktan geriye eski eşlerin gerginliği kaldı. Adliye çıkışında açıklama yapan eşlerden Mahsun Kırmızıgül üzgün. Bugün konuşmasak bence iyi olacak. Duygularımızı alsaydık efendim. Sarf ettiğimiz tüm çabalara rağmen evliliğimizi kurtaramadık. Ece Binay öfkeliydi. Boşanma davası açmıştım. Sonuçlandı ve boşandık. Başka bir şey söylemeyeceğim. Çocuğun velayetisiniz. Evet, evet. Çift sadece çocuklarının velayeti konusunda anlaştı. Anne de çocuklar. Çocuk zaten bizim çocuğumuz. Devamlı görüşeceğiz. Sizin de bu konuyu saygıyla yaklaşmanızı bekliyorum. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Binay ve Kırmızıgül kamera önünde sakinliğini korusa da perde arkasında fırtınalar koptuğu çiftin her halinden belliydi. Bugün konuşmasak bence iyi olacak. Hal böyle olunca gözler ayrılık sonrası gelecek açıklamalara çevrildi. Evliliğin Ece Binay'ın Amerika'da yaşamak istemesiyle sonlandığı iddialarına jet yalanlama geldi. Bir açıklama yapan Binay, kızının eğitimi için Amerika'da bulunduğunu ve bunun Mahsun Kırmızıgül'le ortak kararları olduğunu duyurdu. Acaba ben eğitimi sorsaydık sizde mi kaldı? Mahsun Kırmızıgül'le mi? Evet. Mahsun Kırmızıgül'ün velayeti bende. Mahkemesi mi verdi velayeti? Yok, doğru olan bu. Ece Binay ve Mahsun Kırmızıgül arasında sular çabuk duruldu. Evliliklerin olduğu gibi ayrılık sonrası da gözlerden uzak ve özel hayat yaşamayı tercih eden ikili ayrılığın yaralarını kızları Lavin'le sarıyor. Merhaba arkadaşlar, bugün mantı yapacağız. Mahsun Kırmızıgül o anlardan birini sosyal medya hesabından paylaştı. Kızıyla mutfağa giren ünlü sanatçı Hayat Lavin'le Güzel başlığıyla yayınladığı videosunda 5 yaşındaki kızının mantı pişirdiği anları yayınladı. Merhaba arkadaşlar, bugün mantı yapacağız. Ve gördüğünüz gibi her gün böyle yemekler yapıyoruz. Bu ya da bu. Şu anda da mantı yapıyoruz. Önce sıcak su döktük. Sonra da içine mantıları koyuyoruz. Biraz da tuz ekledik. Ünlü sanatçı eğlenceli videoda takipçilerine Lavin'in mutfakta kızım doğuştan yetenekli bir YouTube kanalı mı açsak diyerek sormayı da ihmal etmedi. Şu anda da mantı yapıyoruz. Önce sıcak su döktük. Sonra da içine mantıları koyuyoruz. Biraz da tuz ekledik. Şimdi de karıştırıyoruz. Gördüğünüz gibi. Bir de siz hala like attınız mı? Hemen like atın. Like atın. Büyük oğluna benzettim Masum'un. Kız yani abla, yani abisine. Mutlaka demek ki genleri baskın. Yani babasına benziyor. Ama boylu poslu olacak kesin. Şimdi İnşallah burada iki tane seçenek var. Evet. Çünkü onlar annesiyle Lavin Los Angeles'talar şu anda. Eğer ki okulu varsa belki okulunu bitirip gidecek olabilirler. Okulu bir orada, 30 günde. Lavin. Ha öyle mi? Tabii, zaten Lavin o yüzden gitmişti ya. O zaman zaten şimdi, gidecek. Şimdi şu anda Los Angeles'talar hala. Ve büyük bir ihtimalle bu video yeniyse Mahsun onların yanına gitti. Olabilir. O olabilir. Hani Mahsun her şey yolunda, ben kızımın yanındayım diye bir video çekmiş olabilir. Çünkü şöyle diyor Seren, Lavin doğuştan yetenekli, ne yapsak? YouTube kanalı mı açsak kızımla diyor. Planları yani var. Şöyle, ya ben çok sevinirim. Doğru çok söylüyorsun, Amerika'da da olabilir. Yok, Los Angeles'ta evet. Şu anda ben eminim. Lavin'le annesi zaten boşanma işlemi bittikten sonra... Hemen gittiler mi? Ece gitti. Ondan bilen sonra, varsa yazabilir bize bu arada. Ben biliyorum aşkım. Hayır yani ekstra bir şey, bir bilgi ekstra varsa. Ekstra ben sana söylüyorum. Benden daha ekstra bilebilecek kimse yok şu anda. Ben biliyorum. Onlar oraya gittiler. Ve orası onlar için aynı cennet güne gibi.
Yani aynı günde 2-3 gün sonra burada, hayır aslında boşanma davasına bir ay önce Ece geldi. Boşanmak istediğini söyledi Mahsun'a ama bir ay boyunca Mahsun biraz onu ikna etmeye çalıştı vazgeçirmek için. Sonra sanki kız da istemiyordu ama artık onuruna yediremediği için en azından yani bir ayrılalım dediler. En azından ayrılalım diye. Kız hiç oralarda bak hiç bizim tarzımızda düşünen bir kız değil. Yani affedici değil böyle yani. Bir şeyde yani affedici değil onu bilemeyiz ama bitti, geldi, bitirdi ve gitti. Evet abi ya böyle yani, bir şey yok ya. Işık hızıyla gitti kız. Bitirdi ve gitti. Çok saygı duydum ben. Doğrusunu yaptı. Ve şu anda kız gitti yani. Şimdi burası bu elektrikli mutfak, elektrikli ocak. O yüzden Amerika olabilir gibi geliyor. Ha burada yok mu diyorsun? Var ama daha çok hani o evlerde böyle mutfaklar var. Bunda da güzel var. Yemek olmuyor zaten. Belki Amerika olabilir. Ve muhtemelen burası. De o mantı zaten hazır mantı. Evet. Yani... Ha. Burası Amerika olabilir ve Mahsun kızının yanına gitmiş olabilir. Şimdi Ece her zaman Mahsun için çocuğumun babasıdır. Bu şekilde ilişkilerimiz her zaman devam eder falan filan diyormuş. O burası da cennet gibi geldi. Huzur, sessizlik. Orada da Türkler var, Türk arkadaşları var Ece'nin. Onlarla da sosyalleşiyor duyduğum kadarıyla. New York var. Şu anda onun hayatı iyi ama tabii ki çok zor. Sevdiği adamdan birdenbire böyle bir şey yaşadı. Şimdi şöyle bir bilgi geldi. Orası Ulus'taki bir özel site. Bu Mahsun'un evi diye geldi. Evet evet. Ha, o zaman eski video yayınlandı. Zaten bizim ekibimiz de şu anda bir inceleme yaptı. Dolabın üzerindeki magnette bir işletmenin numarası var. Bir restoranın. 212'li numara İstanbul. Bir de New York magneti var ya hani Amerika'dayken New York magneti koymaz. New York magneti ya süpersiniz. Evet, evet. Onun için sizden zaman zaman yardım istiyoruz ya süpersiniz ya bizim izleyici muhteşem. Neymiş kaçırdım onu. Mesela şimdi New York magneti var. New York magneti var. Yani Amerika'dayken ne bileyim yani mesela. Birisi mesela onu söylüyor. New York magneti var. Birisi bizimkiler diyor ki. Bizimkiler şeyi bulmuş. Türk 0212'li bir tane adres sipariş, var orada. Sipariş şeyi var. Ha, olabilir. Evet. Buradan diyorlar ki zaten bu Ulus'taki Mahsun'un evi diye. Evet böyle söyleyen var. Evet. O zaman eski bir görüntü mü? O zaman Mahsun ne demek istiyor? Özledi kızını. Ama yani insan hani eski... Duygusallık yaptı. Şimdi o ev bomboş. Bak şimdi öyle biz mesela herkese diyorlar yalnız ki ayrıldı. Yalnız kız Paskalya için de gelmiş olabilir bu arada biliyorsun. Tatil. Daha yeni gittiği için bence gitmedi. Ben en son aldığım haber tarihini söyleyeyim. Gece cephesinden. Şöyle en son Paskalya 21 yani, Nisan'da. Şimdi Paskalya tatili büyük bir tatil Nisan, orada. Ne kadar oldu 21 Nisan? İşte evet bugün de 26'sı galiba. Hatta 5 gün 21 olmuş. Nisan'da Los Angeles'ta vardı. Hatta 5 günde sen bile gelmiyorsun Amerika'dan. Bu, ben geliyorum 5 günlüğüne gidiyorum. Bu diyor bizi, bizim şey diyor Ulus'taki site diyor. Çünkü biz burada oturuyoruz diyor bir tanesi de. Demek ki. Okey o zaman demek ki bu eski videosu özledi çocuğunu kızını onu paylaştı. Özledi pişman. Sen dedin ya anda, ev sessiz bilmem ne. E tabii şimdi ya, kaybedeceklerini bilerek hareket edecek ama o zaman. Ama yapmayacaklardı işte. Evet. Yani bu kadar akıllı bir kadını. Ya zaten kandırmış olabilirsin. O seni takip et. Bak şimdi buradan yola çıkalım. Bu kız kıskanç bir kız değil. Çünkü kocasına güveniyor. Tamam. Gitti. Ha. Çocuğunun eğitimi için Amerika'da. Zaten bunlar daha çok kısa bir zaman içerisinde Kartalkaya'da beraber tatillerdi. Zaten Mahsun da zaten Amerika'daydı. Bu green card olayını kaybetmemek için bir 6 ay daha oradalar, zorundalardı. O yüzden bunun için bir, bu arada da Lavin orada bir okuyor falan. En azından bunu değerlendirelim dediler. Kaç yıllık green card artık yüzmüşler, kuyruğuna gelmişler, almak istiyorlar falan filan. Şimdi böyle bir durumda sen bunu yaptığın zaman yani karın oradayken bir halt karıştırdığın zaman mutlaka sen ünlüsün. O yanındaki kadın seni ele verecek en başta. Tabii çünkü bir gün bozulacak aran. Yani, illaki. Bir gün bozulacak. Bozulduğu anda da o zaten bunu duyurmak isteyecek. Tabii o da birikimliklerini yani, çıkartacak kutudan. Bence zaten bu Kartalkaya tatili de tetikledi biraz. Yani. İşte, evet. Oha, bir de attığın taş ürküttüğün kuşa değsin ya. Evde oturup şimdi yalnızlığına üzüleceksen üzüleceğin, kaybettiğinde üzüleceğin şeyleri yapmayacaksın. Ama erkekler o zaman. Her zaman kumarda da olduğu gibi kaybetmeyeceklerini, duyurmayacaklarını, ortaya çıkmayacağını düşünüyorlar. Her zaman da yanılıyorlar bununla alakalı. Vallahi söylemek Ece'yi gerekirse. Kaybetti. Bu kız çok pırlanta bir kız. Mahsun bu kızı zaten kaybederse bana göre bütün hayatında uğuru... Ya bak bu kız ve film yönetmenliği Mahsun'un şeyini değiştirdi, çehresini değiştirdi. Bence Mahsun kaybetmek istemiyor zaten kızı.
Ece'yi kaybetmek ama istemiyor. Ama bu kız orada değil artık. Yani hayır, fikir ayrılıkları da var. Geçmiş yani, olsun kaybederse mu? Diyorsun ya, ya. Mesela kız mesleği avukatlı kızım. Mesleğini ha. yapmak istiyor kız bana göre. Ve fikir ayrılıkları da olduğunu vallahi düşünüyorum. Valla ben dönersem kız olup Mahsun'a döneceksem derim ki ben avukatlığımı yapmak istiyorum. Ben özgür olmak istiyorum. Ben seni seviyorum ama bütün bunları da yapmak istiyorum. Ben senin domizin değilim. O kadar abi. Şöyle. Çünkü anladığım kadarıyla seninle konuşmasında kız prangalı. Nefes alamıyor. Hiç şikayet etmiyor. Bir kelime bir zaman kötü bir şey söyleyen bir kız. Yok ama hani işlerini yani yapamamasıyla. Ben çok şaşırdım. Öyle Instagram hesabı falan var. Instagram'ı da kullanmıyor. Hiç kapalı zaten bir, baktık şimdi. Oralarda evet, birisi kilitli. Değil yani. Gerçekten. Çok nezaketli, çok efendi. Yani ben zaten duyuyordum, biliyordum öyle olduğunu ama. Şimdi bu benim Ömer'le aynı sınıftan bu kız. Ha, değil aynı mi? Sen öyle söylemiştin doğru. Dedi ki bana Ömer, ya ben zaten dedi Ece'nin ailesinin Masum'la nasıl evlendirdiklerine inanamıyorum dedi. Hayat, kızına laf geçirebiliyor musun ki? İnanamıyorum dedi. Kimse yani ailesi işte yani çok başka yerlerdelermiş yani kafa olarak. İşte kafa olarak çok farklı yapılı. O da onu söylüyor ya işte. O yüzden de aslında biraz da belki zaman içerisinde Ece bunu anlamıştı. Ama bu da yani damla oldu artık bardağın. Taştı. Taştı. Yani çünkü fikir ayrılıkları, kültürel ayrılıklar olduğu zaman ve erkek kendini ısrarla o eski çemberin içerisinde tutuyorsa, bakış açısı değişmiyorsa zaman zaman yani bu yetiştirme tarzı çok önemli. Çok maalesef öyle. Hiç bir önemli değil de çok önemli. Yani. Artur ne güzel biliyor musun? Kesinlikle. Ne güzel olan ne biliyor musun? Söyle. Aldatıyor yani hiç yakalanmayacakmış gibi. Sonra o pişmanlığı yaşıyor ya şimdi. Bak beter olun. Daha da beter olun. O günlerinizi arayın yani. O evladına kıyıyorsun. O güzeller güzeli eşine kıyıyorsun. 5 dakikalık, 10 dakikalık heyecanların için harcıyorsun. Beter bir de, olsun bir de ya aldatan herkes. İğrenç iğrenç tipler. Ya bir de evet ya. Yani klas bir kadınla berabersin. Ama yok işte hayatın klas kadını aramıyorsun. Olma. Zaten klas kadın evlendiğin yapmaz, kadın ya. Bir de evlendiğin kadın ya. Bir de klas zaten. Kadın bir evli bir adamla olmaz zaten. Dolayısıyla... Zaten o ikinci kadın ya da üçüncü kadın dediğimiz kadın ya da erkek neyse bu fantezi olan kadın zaten. Valla ben ya, bir erkek evet, olsam neyse. Bak yani, ben bir erkek olsam ve benim bir kız çocuğum olsa ya, tamam mı? Bravo. Hayır bak işte, bravo. Ben karımı yarın ve kızımı bir başkasının yanında görmekten öleyim daha iyi bak. Evet. Ben erkek olsam bak kadın halimle diyorum ki bir erkek olarak benim kızımın yanında yarın sevdiğim kadını hadi bitti sevgim. Ama böyle ayrılanlardan bahsediyoruz. Yoksa isteyerek şey. Güzel bir ağır. Şekilde ayrılanlar için demiyoruz tabii ki. Bu şekilde. Her şekilde yani, bana göre. Ya ben sana bir şey söyleyeyim. Kız hani çocukları karşılıklı gitmişsen. İnan bana bak kız çocuğu olan annelerin bir daha hayat kurmuş olması çok zor bir şey. O kız çocuğu için de o kadar zor. Tabii. O anne için de zor. Bence o adam için de çok zor. Şimdi Mahsun'u düşünemiyorum. Yarın öbür gün Lavin'in annesinin yanında birisi olacak genç ve çok güzel bir kız. Çok meziyetli bir kız, kültürlü bir kız. Çok ağırına gidecek diye düşünüyorum gidecek. Açıkçası. Bir de, yani tabii inanılmaz bize inanılmaz tabii iddialar geliyor. Yani Mahsun'dan çok daha iyilerini bulabilir bu kız. Yani öyle bir potansiyeli var yani. Dolayısıyla Mahsun bana Mahsun. Göre ne yapsın yapsın. Ben Mahsun'u da severim. Ama çok büyük bir hata yaptı. Rezillik yani bana göre. Bu arada bu o yüzden bunu bir şekilde toparlaması lazım. Kendisi için de toparlaması lazım. Çünkü bütün inişe geçecek. Bu toplum için falan değil. Allah'la ilgili. Yani affetmeyecek onu. Doğru bir şey değil yani. Burası bu arada tabii çok kişi yazıyor. Evet. Ya çok tatlılar. O fişi görüyorlar ya. Fiş diyor, Türk fişi diyor. Ya Burçin, fişi mi görmüşler? Burçin diyor ki burası Türkiye tost makinesinin fişine bakın diyor. Orada bir fiş var. Türk fişi doğru. Sinan da evet, öyle evet, diyor. Son dakika haberini veriyorum. Los Angeles'talar ve Levin okullarına orada devam ediyor. Eski bir videoyu paylaşmış evet. Tahmin ettiğim eski gibi görüntü. Benim. Demek ki gel gel yapıyor bir şey. Özledi gel gelden ziyade özledi. Pişman. Tabii. Peki şimdi reklama gideceğiz. Dönüşte bir reddi miras kararı geldi Ece Erken'den. Şimdi tartışacağız bu konuyu. Bunu tartışacağız. Herhalde. Evet çünkü Seren hiç istemiyordu. Ben derhal yap demiştim hatta. Ama tabii Seren çok savaşmıştı. Senin de bir fikrin vardı. Hepsine daha fazlasını konuşacağız. Evet.